Sayıştay'ın raporu ile ilgili açıklama yapmıştım ya. Hazine garantili ihalelerle ilgili olarak. Yazın Erdoğan gittiği gün bu ihalelerin tamamına el konulur ve devletleştirilir Ferit. Kamulaştırılır. Türkiye'yi kapatır kapadan zaten. Bir kara delik kapanır. Ve bunun da hesabı sorulur Ferit. Yani siz 65 milyar dolar son 4 diyor 5 yılda 14 tane Avrasya köprüsü yapıyorsun. Tekrar söylüyorum 12 tane Osman Gazi köprüsü yapıyorsun. 8 tane Çanakkale köprüsü, 6 tane Yavuz Sultan Selim köprüsü yapıyorsun. 5 yılda verdiğin garantili şeyle döviz kurunun oynamasından kaynaklı olarak. Sen ne diyorsun Ferit? Bunun hesabı sorulmayacak mı öyle? Oo lay lay lom ha? Yok öyle ya mı Ferit? Yok yani. Ben Türkiye'de asıl mesela bir gün inşallah konuşulur. Bu dövizin arttığı dönemlerde Merkez Bankası'nın sattığı dolarları kimin aldığına bakmak gerekiyor. Hep adrese bakmak lazım. Kim aldı o parayı? Ben de Sayın Albayrak gibi çok önemli mi diyeyim, çok emelli mi diyeyim şu anda? Ben çok önemli. Çok önemli bir konu oldu şu anda bu, evet. Meseleyi şöyle üzerinden. Türkiye 100 milyar dolar üzerinden rezervini satarken hangi bankalara sattı ve kimler aldı? Evet, çok Türkiye'de önemli. 170 milyar dolar şirket ve şahıs döviz hesapları, öyle söyleyeyim, dolar demeyeyim de döviz hesapları, yani 170, tabii dolar üzerinden 170 milyar doları bulmuş. Yani Merkez Bankası'nın rezervleri azalırken kişisel hesaplar ve şirket kurumsal hesaplar artmış Ferit. Böyle de bir realite var. Bu hesaplar kimin? Onun üzerinden bakacaksınız. Yani bir gün Türkiye'de bunlar inşallah konuşulur ve aklandırılır. Yani Ziraat Bankası o doların çok yüksek olduğu dönemden yanlışlıkla 3 liraya sattığı doları kime sattı mesela? Kim aldı o doları mesela? Gerçekten yanlışlıkla mı aldı yoksa adrese teslim mi yapıldı mesela? Bunların hepsini konuşacağız. Yani ama ne zaman konuşacağız? Hukuk egemen olduğunda, demokrasi egemen olduğunda, şeffaflık egemen olduğunda konuşacağız Ferit. Bugün konuşamayacağız. Açık söyleyelim bunu. Konuşalım. Başı belaya girer çünkü. Ama kısa vadeli diyorsun. Çelişmiyorum ben. Millet sorar. 3 yıl boyunca neden imanımızı gevrettin? Damadını iş başında tutarak, liyakati olmadığı halde ekonomi bakanı yaparak niye kaynaklarımızı tükettin diye sorar Ferit. 10 gün sormaz, 15 gün sormaz ama bir ay sonra sorar. Sorar. Yok öyle yağma yani. Bu kadar zamandır aklın neredeydi gibi bir soru mu geliyor sana? Yani öyle yağma yok yani. Anlatabiliyor muyum? Yok yani. Ferit kusura bakmasınlar. Türkiye'de hukuksuzluk ortadan kalkıp demokratik bir hukuk sistemiyle mi tanışacağız pazartesi sabahı? Hayır. Bu ekonomideki bozukluk aklına, hayatın tüm alanlarıyla ilgili tüm mesele demokratik bir hukuk sistemine sahip olmamamızdan kaynaklanıyor. Türkiye onun için söylemiştim senin programında. Erdoğan gitsin psikolojik olarak Türkiye rahatlar demiştim. Ya Türkiye'ye para da girer, söyleyeyim dış sermaye de gelir, Türkiye'de piyasalarda canlanır. Evet, hepimiz bu işin bir bedelini çekeceğiz. Bak söyleyeyim, bu demin açıklamıştım ya, şeyle ilgili olarak garantili yap. Pardon. Sayıştay'ın raporu ile ilgili açıklama yapmıştım ya. Hazine garantili ihalelerle ilgili olarak. Yazın Erdoğan gittiği gün bu ihalelerin tamamına el konulur ve devletleştirilir Ferit. Kamulaştırılır. Türkiye'yi kapatır kapadan zaten. Bir kara delik kapanır. Ve bunun da hesabı sorulur Ferit. Yani siz 65 milyar dolar son 4 diyor 5 yıl da 14 tane Avrasya köprüsü yapıyorsun. Tekrar söylüyorum 12 tane Osman Gazi köprüsü yapıyorsun. 8 tane Çanakkale köprüsü, 6 tane Yavuz Sultan Selim köprüsü yapıyorsun. 5 yılda verdiğin garantili şeyle döviz kurunun oynamasından kaynaklı olarak. Sen ne diyorsun Ferit? Bunun hesabı sorulmayacak mı öyle? Oo lay lay lom ha? Yok öyle ya mı Ferit? Yok yani.